Evren. Burada geçen hafta da Dembaba'yı anlattın, alanı anlattın. Son durum nedir? Şu anda geldiğimiz noktada Selezyon ihtimalinde konuşmak lazım. Çünkü alan konusunda, Dembaba konusunda Galatasaray'ın girişimleri evet, Selezyon konusunda da var. Ve şu anda Galatasaray'da öncelik forvet bir kere. Yani Ozan'ın durumu tabii ki iç transfer ama dış transferde alınacak ilk mevki forvet olacaktır. Amaç bu. Çünkü yaşanmış bir sıkıntı var sezon başında. Yani forvet alacağız. Hatta iki tane alma ihtimalimiz var. İki tane alacağız noktasına gelip hiç almamak ve Şampiyonlar Ligi'nde öyle bir kurada Porto gibi önemli bir rakibe karşı iki maçta da galibiyeti kaçırmak, gruptan çıkamamak, Avrupa Ligi ile alakalı bazı açıklamaların olması Galatasaray'ın taraftarlarının gönlünde büyük bir yara açtı. Yani bu hem yönetim bazında hem de oyuncular bazında Eren Derdiyok'un defolarını daha çok gördü Galatasaray taraftarı saha içinde. Eren'le 20-30 dakika yaşarken, Eren'le kupa maçlarını yaşarken, şimdi Eren'le bir ilk yarı yaşadı Galatasaray taraftarı. Bir daha yaşamak istemez. Çünkü yaşanmaz zaten. Yani olmaması gerekir. O yüzden Eren yine yedek olacaktır. Muhtemelen eğer ki bir ciddi teklif gelip ayrılmazsa yedek olacaktır. Galatasaray asıl santraforunu Ocak ayında alıp, ki Alan buradaki en güçlü ihtimal. Alan'ın yıllık Ali Naci yaptı haberini Hürriyet'ten, 3,5 milyon euroluk bir anlaşmaya sağlandığı yönünde. Alan'ın olumlu gittiğini söyleyebiliriz ki Ali Naci de çok değerli bir habercidir. Yönetimle arası daima iyi olmuştur. 3,5 milyon euroluk bir iddiadan bahsediliyor. Tabii ki diğer oyuncuların aldığı rakamlara baktığımızda en yükseklerden biri olacak Galatasaray. Burada Alan'a bir bonservis ödenecek mi? Yok, hayır. Şimdi 20-25 günlük hala kontrat süresi Ocak var. Ocak ayı sonuna doğru evet, bitiyor. Yani hani ama orada riske etmemek adına bir para ödenebilir yok, mi? Yok, şu anda herhangi bir bonservis yok. Çünkü Galatasaray'ın verecek durumu yok satmadan. Maicon konusunda, gidecekler konusunda Maicon'dan eğer iyi bir rakam gelirse, Arabistan'a Maicon'un gitme durumu var. Orada bir ferahlama olacaktır ama şu anda kiralık oyuncu bazında gidiliyor. Dembaba'ya gidilmesinin sebebi de o. Manchester City'de hiç forvet yok mu? Yanlış söylüyor ya. Boş da Jesus. Jesus kiralınca. Yani, sana da bir espri borcumuz var. Yani hadi bakalım. Önder bir kontra daha geliyor. Önder Özen'in esprisini kullanayım. Şimdi Beşiktaş ne demişti? Dani'yi alırken kramponlarını alıp gelecek. Lav da kramponlarını alıp Galatasaray'a gitsin işte, olsun gitsin bu iş. Yani uzaklarda arama. Olsun sayında olsaydı daha iyi olurdu. Tabii. Son dakikada Lav'ın yanı sıra Selezniov'la da bir temas evet, olmuş. Evet, Selezniov'da oldu. Selezniov'la ilgili şöyle bir anekdot bence aktarabilirim. Bence olmuş gibidir çünkü onu Cihat Hoca yani bile yakın çevresine yani. Daha Ağustos ayındayken Selezniov'un şunu dediğini biliyorum. Ocak ayında gitmek istiyorum Galatasaray'a diye. Yani o transfer gerçekleşmeyince bence. Daha aylar öncesindeki açıklamaları falan da var Selezniov'un basına, Galatasaray maçlarına daha çok motive oluyorum diye. Cihat Hoca dedi ki büyük bir takımda kafa oynamak istiyor. Bu çok önemli. Güle güle dedi yani. Yani gitti dedi yani o. Evet yani orada yani Selezniov Galatasaray maçlarındaki performansını hatırlıyoruz. Ama şuna yani biraz da dikkat etmek lazım. Oyuncuların Akhisar'da oynadığı şablonla, Galatasaray'a karşı oynadığı motivasyonla işte Galatasaray'daki bir Selezniov'un Rize Spor'a karşı performansı daha başka olabilir. Yani ben Galatasaray'ın forveti daha kaliteli olmalı. Öyle mi diyorsun? Bence Selezniov katkı yapar ama yani birinci forvet olarak değil. Birinci forvet olarak Galatasaray'ın değil. Wagner Love Beşiktaş'a geldi işte. Olması gerekir. Ki benzer durum. Ama evet. Wagner Love zaten hiç o oyunun şeyi değildi. Tartışamayız ama yani o şablona uyar mı? O önemli. Selezniov Galatasaray'a gelirse başarılı olur mu? Yani bir dinamizm katacağı kesin ama kabul. Galatasaray'ın birinci santrafor olmak için kalite anlamında yetersiz olduğunu düşünüyorum. İki santrafor da alma ihtimali var ama değil tabii, mi? Tabii amaç o. Yani en az birinci bir plan olursa iki. Çünkü 38. Eren artık kafa olarak da yok. Başkanı 140 milyon euro mu dedi? Gomis'le ilgili bir açıklaması var. O 140 milyon nedir ben anlayamadım. Onun tüm maliyeti. Oradan alacağı para. Yani biz o parayı veremezdik şeklinde konuştuk. 140 milyon TL. Evet. Çünkü Galatasaray'ın harcamaları da Gomis'e, yani sözleşmesi bitene kadar harcayacağı para da çok yüklü. Ama oradan aldığı para, oradan gelen teklif çok yüksekti. Ve ama şu yapılabilirdi, sanırım taraftarların benim gözlemlediğim o eleştirdiği nokta ve üzüldüğü nokta şu. Evet forvet alınamadı ama bu asıl sebepleriyle açık açık söylenmeliydi. Yani neden alınamadı, ne oldu? Şimdi bazı iddialar oluyor mesela, ben gülüyorum onlara, yok Fatih Terim tweet atmış, yok yönetime gönderme yapmış. Yani Galatasaray tarihinde Fatih Terim'e bakabiliriz. Bir
simgenin asla sosyal medya üzerinden gönderme yapması söz konusu bile olamaz. Yani bu nasıl bu şekilde adlandırılıyor ben inanamıyorum. Yani Fatih Terim'in öyle bir tarzı yoktur. Fatih Terim eğer bir sıkıntı yaşıyorsa birebir açar, konuşur ya da buluşur. Fatih Terim'in iletişimi doğrudan iletişimdir. Dolaylı iletişim değildir. Hani Galatasaray tarihinde de böyle bir şey olmaz. Hani teknik direktör tweet atarak başkana ya da yönetime gönderme yapmaz. Onlara hakikaten ben gülüyorum. Ama Galatasaray'da özetlersek Ozan Kabak devre arası uzatma ihtimali yüksek. Dembaba, Alan ve Seleznov Galatasaray'ın üçlü olarak şu anda gündeminde olan isimler. Alan Galatasaray'a yakın. Hatta Alan'la ilgili de çok başlık çıkma ihtimali yüksek çok. İsimden dolayı. Bugün yapıldı. İki güzel haber geldi. Birisi Alan, birisi Alanya diye. Bizim Naci yaptı. Yani satarsa Çinler, Alan memnun, satan memnun falan gibi işte. Öyle. Enteresan şeyler yani. Ama bu espriler çok da sağlam şimdi espriler alan, değil. Alan'ın savundukları zaman Alan savunması diyecekler. Ya o kadar müsait ki espriye. Ama Dembaba, Alan ve Seleznov konusunda Galatasaray'ın talebi, isteği, arzusu var. Hangi ikisi gelir? O tabii bir ay içerisinde, 15 gün içerisinde netleşecektir. Onun dışında Mariano konusunda da Brezilya'da Flamengo kulübünün talebi var. Orada bazı ön görüşmeler oldu. Ama orada da biraz daha süre lazım. Mariano'yu ve Galatasaray'ı mutlu eden şartlar olursa Mariano gidecek. Aksi halde sezon sonuna kalacaktır. Eğer ki maddi olarak tatmin ederse o zaman Mariano gidecek. Çünkü Fatih Hoca Mariano'dan beklediği verimi saha içerisinde çok fazla alamadı. Kalitesi tartışılmaz. Şimdi, ama performansı dönemde Türkiye'nin en iyi transferi olarak. Evet, geçen ne sene oldu? Bir de ondaki o düşüş. Bu sezonun başında fiziksel olarak çok geri gitti. Yani eski o sağ koridoru kullanan, gidip gelen sağ bekten oyun kuran ki Fatih Terim sisteminde beklerin oyun kurması çok esastır. Hani zamanında hatırlayın Ergün'ü orada koymuştur sol beke, Ümit Davala'yı sağ beke koyup oyun kurmuştur oradan. Fatih Hoca çok sever beklerle oynuyor. Riera'yı sola çıkken sol beke çekmiştir, oradan oyun kurmuştur. Yani hoca çok seviyor bu oyun sistemini. Mariano aslında yani genetik kodlarıyla çok uygun buna. Ama fiziği yeterli değil. Ve biraz orada kopukluk da oldu. Mariano artık iyi bir teklif gelirse gidebilir.